Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel şapkamıza çalışacağız. Şapkamızı hangi yaş grubu için öreceksek zincirini o büyüklükte çekelim. Üzerine daha sonra trabzanlarımızı örerek şapkamızı başlatmış olalım. 2 sıra trabzanda lastiğimizi tamamladım ve sonrasında görmüş olduğunuz bu güzel modelimizi uyguladım. Yeterli ölçüye geldiği zaman kesip, şöyle iki kat edip bakınız iki kat ettikten sonra arkadan yukarıya doğru diktim şöyle görelim tam ortalayarak diktik daha sonrasında altta görmüş olduğumuz bu kısımları trabzanlarla örerek tamamladık son olarak bağlamak için bağcıklarımızı kullandık ve şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi 0-6 aylık bebeklerimiz için ideal bir ölçüdür ben lif ipi ile çalıştım Sizler dilediğiniz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz ipimize uygun olarak tığları tercih etmemiz Yeterli e, olacaktır. En güzel olan odur. Daha büyük örmek istiyorsanız zincir sayısından ziyade santim olarak bakalım. Santimimiz yeterli olduktan sonra benim ölçümden daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız yaş gruplarına ve de aylara göre ikişer santim büyütebilirler. E, 0-6 aylık bebeklerimiz için gayet ideal bir ölçü bu ölçümüz. Evet, şöyle görelim kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım kolay gelsin dilediğiniz renkteki lif ipimizle şapkamızı örebiliriz 2,5 buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum şapkamı örmek için hemen zincirimi çekerek başlıyorum yeterli ölçüm olana kadar zincirimi çekiyorum şöyle biraz rahat çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 82 tane zincirimi çektim. Hemen ölçümüzü bakalım. 34 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Hemen yanındaki zincirimi batıyorum. 1, 2. Sırası ile bütün zincirlerimizi bu şekilde trabzanımızı örerek tamamlayalım. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Bakın sık örmüyorum. Gayet yumuşak örüyorum. Zincirleri atlamayalım. Her birisine birer defa batarak trabzanımızı örelim. Şöyle. Sıramızı tamamlayalım. Zincirimin üzerine bütün trabzanlarımı ördüm ve şöyle görelim bakınız istediğim uzunluğa geldim. Şöyle ikiye katladım bakınız gayet e, ideal bir e, ölçüde. Eğer ipiniz kalınsa bu ölçü büyük olabilir. O yüzden biraz daha zincirimizi azaltabilirsiniz. Çok fazla zincir çekmenize ve trabzanımızı örmenize gerek yok. Evet şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve lastik örgüsü yapmaya başlıyorum. İkinci sıradaki trabzanımıza yandan giriyorum ve lastik örgümü başlatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakini ardından alıyorum ve örüyorum. Bir sonrakini yine yandan ardından yandan ardından bir ardından bir yandan alarak lastiğimizi örelim. Evet şöyle görelim. Sıramızı yandan ve arkadan örerek sona kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son zincirden döndüğümüz trabzanımızın tepesine batalım ve örelim. Şimdi iki sıra lastiğimiz oldu. Birinci sırayı düz örmüştük. İkinci sırayı ise bir yandan bir ardından alarak lastik görüntüsünü kazandırdık. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Bir. Hemen yanına aynı yere batıyorum. İki. Aynı yere batıyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Şu şekilde 3 tane zincir çektim. Bakınız bir trabzan atladım. ikinci trabzana 3 trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzanın üzerine 3 tane daha trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzanın içerisine geliyorum. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir tane trabzanım örüyorum. Yeniden bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanıma 3 tane trabzanı aynı yere batarak örüyorum. 2 ve 3. Şöyle yapmış olduğumuz işlemimize uzaklaşmadan bakalım. 3 tane zincirimi çektim. Bir trabzan atladım. İkinci trabzana 3 tane trabzan ördüm. Bir tane zincir çektim. Bir trabzan atladım. Sıradaki trabzana bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı aynı yere ördüm. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane aşağıdan trabzanımı atladım. Sıradaki trabzanın içerisine 3 tane trabzanımı ördüm. Ve Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzan'a yandan giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yeniden sayıyorum. Bakınız başlangıçta bir atlamıştık, iki atlamıştık, üçüncü yandan girerek örmüştük. Yeniden bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine girerek üç tane trabzanım örüyorum. Bir, iki. Ve 3. Evet 3 tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanıma bir trabzan 2 zincir aynı yere bir daha batarak V'mizi kuruyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Sıradaki yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Evet şöyle görelim bakınız 3 trabzan 1 ve 3 trabzan örmüştük 3 trabzan 1 ve 3 trabzanımızı ördük arada bir tane direğimiz olacaktı sürekli model sonuna kadar devam edecek ve hep bu şekilde kabartılı durmasını sağlayacak şekilde alacağımız trabzanımız şimdi o trabzanımızı Örme yerimize geldim. İki tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Araya zincir çekmiyorum bakınız. Buradaki trabzanımız öreceğimiz zaman zincirimiz yok. Tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye yandan giriyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batarak üç tane trabzanımı örüyorum. Buradaki direğimizin sağından ve solundan 2 atlayıp o şekilde işlemimizi yapıyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra 1 zincir, 1 atlıyorum. 1 V örüyorum. 2 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 1 zincir çekiyorum. V'nin sonrası 1 atlıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Evet. Bakınız yeniden... 3 trabzan 1 ve 3 trabzanımızı kurduk. Tığımın başını zincir çekmeden doluyorum. 1, 2, 3. yandan giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. batarak 3 tane trabzanı örüyorum. 1, 2, 3. 1 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2. trabzan üzerine batarak bir tane trabzan, iki zincir ve aynı yere batarak V'mizi örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. Bir, iki, aynı yere üçüncü trabzanımı örüyorum. Yeniden bakınız modelimi kurdum. Tekrar tığımın başını zincir çekmeden doluyorum. Çünkü şuradaki direğimi öreceğim. 1, 2, 3 yandan giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3. 3 trabzanım örüyorum ve bu şekilde modelimizi sona kadar kurarak ilerleyelim. Lastiklerimizin üzerine modelimizi yerleştirdik ve birinci sıramızı kurduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 grubumuzu oluşturduktan sonra en son grubumu ördüm ve tığımın başını doluyorum bir tane zincir çekelim çünkü bakınız 1 2 3 ve dördüncü trabzanıma geçiş yapacağım buraya herhangi bir şey kurmak istemiyorum tığımın başını doluyorum burada sizin daha az da kalabilir fazla çektiyseniz bir de kalabilir yani buradaki modelimizi kurduktan sonra bir zincirimi çektim ve en son trabzanımın üzerine gelerek battım ve bitişimi yaptım 1 2 3 zincirimi çekip örgümün arkasını çevirdim ve arkasından örmeye devam ediyorum. Kenar trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Şuradaki bir zincir çekmiş olduğum yere bakınız. 3 trabzanla V'mizin yanındaki yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanım ördüm. 3 trabzan sonrası bir tane zincirimi çekiyorum. V'ye geçiş yapıyorum ve V'nin içerisine giriyorum. 1. Bir, bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar girerek V'nin içerisine yeni bir V kuruyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördüm. Şöyle görelim. Bakınız modelimizi ikinci kez yeniden kurduk. 3 tane trabzan e, zincirimizi çektikten sonra trabzanlarımızı bir zincir içerisine ördüm. V'in içerisine bir tane daha V kurdum. Bütün zincirlerimde birer tane bakınız. 1, 2, 3. 3 tane bir zincirimiz var. 3 tane trabzanımı bir zincir içerisine ördüm. Zincir çekmeden aradaki bakınız dışa kabartılı olarak devam edecek direğimizi bu kez arka sırada şöyle ardından alıyorum, dışa kabartıyorum ve örüyorum. Başında ve sonunda zincir çekmiyorum. Yine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve hemen yanındaki ilk bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. V'nin içerisine yeniden V'mi kuruyorum. Bir zincir. Tekrar V'mi kurduktan sonra bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımdan sonra modelimi ikinci kez kordum. Bakın şuradaki kabartımızın dışa doğru olması gerekiyor. Burada da yine arka yönde olduğumuz için biraz önce yapmış olduğum gibi ardından giriyorum. Dışarıya ön yüze doğru kabartıyorum ve zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Hemen 3 trabzandan sonra benimden önce gelen bir zincirlik bölüme 3 tane trabzanımı örüyorum ardı ardına. 1 2 ve 3 zincirimi çekiyorum ve içerisine yeniden V'mi kuruyorum tek zincirle zincirimi çekiyorum alttaki bir zincirin içerisine yeniden 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum tığımın başını doluyorum ve ardından bakınız kabartıyorum ön yüze doğru ve bu şekilde sıramızı başa kadar örerek tamamlıyoruz. Arka sıradan örerek ilerledim ve en son 3 trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bitiş noktasına yani en sondaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örerek hemen 3 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ön yüze yeniden başlıyoruz. Bakınız ön yüzdeyiz şimdi. Ön yüzde şöyle görelim. Bakınız kabartılı trabzanlarımız diğer yönde arkadan girerek aldık. Ön yüze yine düzgün bir şekilde yani istediğimiz şekilde düşmesini sağladık. Şimdi modelimizi ön yüzden tekrar kurmaya başlayalım. 3 zincirimi çektim. Bir defa başını doluyorum. Şöyle bakınız V'mizin hemen yanındaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanı örüyorum. Bakınız hem öncesinde hem sonrasında üçer tane trabzanlarımızı örüyoruz. V'mizin başlıyorum. Üçüncüyü ördüm. Bir zincir çekiyorum. Vemin içerisine bir zincirle V'yi kuruyorum ve ipimi yarımlamayalım. Tekrar bir zincirle şuradaki bakınız V'den sonra üç tane trabzanımı yerleştiriyorum. Bir, iki, üç. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum trabzanımıza yandan giriyoruz ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Sayımın başını doluyorum. Yine zincir çekmeden V'nin öncesine ve sonrasına üçer tane trabzanımı yerleştiriyorum. 1 2 3 bir tane zincir V'nin içerisine yeniden V'mizi bir tane zincirle örüyorum Değimin sonrasına bir zincir ve tekrar 3 tane trabzan bir çok zevkli örmesi ve son derece kolay bir iki ve üç üç trabzandan sonra zincir çekmiyorum tığımın başını dolayarak yandan giriyorum direğimizi örüyorum ve bu şekilde önden ve arkadan aynı şekilde örerek e, ilerletiyoruz sadece arkadan ardından girerek şu şekilde kabartıyı bu yöne düşürüyoruz Evet biraz büyütelim şapkamı yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toplamda 9 sıra ördüm 9 sıramızın santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum daha net sonuç verelim şöyle baktığımızda 13 santime denk geldiğini görmekteyiz şöyle bitmiş haliyle en ölçüsüne de bakalım. En ölçüsü ise 31 buçuk. Şöyle baktığımızda 31 buçuk. Şöyle açıldığında aslında daha geniş olduğunu görmekteyiz. Çok zorlamadan 32 santim. Şimdi tepe noktasının bitirme işlemini yapalım. Bakınız şimdi örerek geldim. Şöyle yine aynı modelimizi kurduk. Bu en son sıramız olacak. En son sıramızda tığımın başını doluyorum. Buradaki bir tane trabzanımı bu kez tepesine batıyorum ve devam ediyorum yine 3er üçer, üçer ölmeye sadece tek farklı işlem en son sırada tepe noktasına batıyoruz yandan girmiyorum 3 bir tane zincir beğimi kuruyorum 1 bir, bir zincir 1 trabzan bir zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı örüyorum 1. Tığımı başım doluyorum. Tepe noktasına batıyorum. Sadece e, trabzanımızın tepe noktasına batarak örüyoruz. Geri kalan işlemlerimizin birebir aynısını tekrar ederek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle bakın gayet güzel bir görüntüsü oldu şapkamızın. En son kenardaki trabzanımıza örelim. Bir tane zincirimizi çekelim ve dikiş ipi ayırarak ipimizi keselim. Tepe noktasını buradan birlikte dikelim. Zincirimi şöyle açıyorum. Burayı sağlamlaştırıyorum ve ipliğimi iğneme takıyorum. Ucunu iki kat olduğu için hemen şöyle kıvırarak toparlıyorum. Ve hemen takalım. Evet ipliğimi taktım. Şimdi eşit bir şekilde ortalayarak birbiri üzerine kapatalım. Bakınız 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 1, 2, 3, 4 de bu tarafta kaldı. Eşit bir şekilde kapadık. Ve uç kısmından dikmeye başlayalım. En güzel nasıl ayarlamamızı yapıyor isek o şekilde dikelim. Şapkamızın son noktasına kadar dikerek geldim. Bakınız burası arka yönü, ön yüzünü çeviriyorum. Arka yönünden dikmiştim. Şöyle görelim. Evet, gayet güzel oldu. Bakınız şu şekilde tamamlandı. Diğer yönünü de görelim. Şapkamızı şu şekilde Kullanacağız. Bakınız. Şurası tepe kısmı. Sivri tam ortadaki bölümümü görmekteyim. Şimdi arkasındaki ense bölümünü trabzanlar yaparak topalamaya başlayalım. Hemen bir tane düğümümüzü atalım. Ve uç kısmından başlıyorum. Bakınız. Şuradan trabzanımın bulunduğu yerden başlıyorum. İlk lastik olarak ön lastiği başlattığım yerden diğer ön lastiğin ucuna kadar trabzanlarımı örerek İlerliyorum. İlk tepesine batalım. Trabzanımızın sağlam olsun. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. İpimi şöyle gizlemek istiyorum. Bir trabzan yanını ördüm. Diğer trabzanıma 1 ve 2. 2 trabzan ördüm. 1, 2. 2 trabzan buraya ördüm. Diğer trabzana 1, 2, İkişer ikişer örerek sıra sonuna kadar ilerleyelim fazla doldurmayalım iki yeterli toparlayacağımız için arkaya çok fazla trabzan yapmayalım şöyle görelim bakınız ikişer ikişer toparlayarak ilerleyelim uç noktaya kadar ikişer trabzanlarımızı örerek geldim ve en son noktadayım bakınız trabzanımın ilk tepesine batıyorum burası sağlam durması için hem başlangıçta hem sonda battım ve başlıyorum bağcığımız için zincirimi çekmeye 2 4 5 6 7 8 9 10 ördüğümüz şapkamızı yaş grubuna göre zincirimizi ayarlamamız gerekmekte şimdi çekiyorum bakınız bir yaş küçük yaşlar için ördüysek bağcığımızın daha küçük olması gerekmekte. Biraz daha büyükler için zincir sayımız artabilmekte. Şu şekilde uzunca çektim. Biraz uzun olmuş hemen. Yeterli olana kadar şöyle santim olarak verelim. Çünkü zincir çekerken konuşuyordum. Şöyle bakalım. 17 santim 17 santim zincirimi çekmişim hemen trabzan olarak örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum geri dönüyorum 1 2 3 4 4. zincirimin içerisine girerek batıyorum ve her bir zincire bir tane trabzan örerek şapkama doğru ilerliyorum Zincirimin tamamına trabzanlarımı örerek geldim ve e, arkadaki biraz önceki trabzanlarımızı ördüğümüz yerdeyiz. Her bölüm için ikişer trabzanımızı örmüştük. Şöyle görelim. Şimdi tığımın başını doluyorum ve ilk trabzanıma batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum bütün trabzanlarımızı. sona kadar birer birer ilerleyelim. Sona kadar örerek geldim. Bakın şu şekilde görüntümüz oldu. Zincirimizden sonrasında en son trabzanımıza kadar başını bir defa dolayarak battım. Eğer bol olduysa sizinki aralarda kesme işlemine gidebiliriz. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diğer bağcığımızın ölçüsünde bağcık yapmak için yeniden zincirimi çekiyorum. İsterseniz bağcığın birini biraz büyük, birisini biraz küçük yapabilirsiniz. İsterseniz eşit olarak tamamen zevke göre ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Şimdi diğer bağcığımın ölçüsünde ben aynı yapmak istiyorum. 17 santim zincirimi çektikten sonra geri dönüşümü başlamak istiyorum. Şöyle bakalım. birkaç tane daha çekelim. Evet 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Birer birer atlamadan diğer bağcığımda yapmış olduğum işlemimi tekrar ederek ilerliyorum. Bütün zincirlerimizi trabzan olarak örelim. Trabzanlarımı örerek geldim. En son birleşme noktasının olduğu yerdeyim. Tığımı başını doluyorum. İlk trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Bir defa da çekiyorum. Hemen bir sonraki trabzanımın üzerine sık iğne olarak batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Şu şekilde her iki bacığını da çalışmış oluyoruz ve şapkamızı şöyle gördüğümüz gibi kullanılmaya hazır hale geldiğini görüyoruz. Evet. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.